Merhaba sevgili oğlaklar ve Yükselen Burcu oğlak olanlar. 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor. Ve bu hafta Başak Burcu'nda sizin için de çok güçlü bir yeni ay olacak. Evet, haftanın ilk günleri ay kapanan fazla. Pazartesi ve Salı Aslan Burcu'nda. Ee, Salı akşamından itibaren Başak Burcu'na geçecek. Gökyüzünde ayın ışığı artık karanlık fazla, göremiyoruz. Bu da bizi duygusal olarak biraz içe döndürebilir. Özellikle hafta başının ilk günlerinde biraz hani bazı biraz melankolik olabiliriz, biraz endişeli, kaygılı olabiliriz. Bunu aslında biraz ruhsallaşmak için, tefekkür etmek için, içe dönüşler yapmak için bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz birkaç haftanın konularını şöyle bir gözden geçirmek, değerlendirmek, muhasebesini yapmak için güzel bir zaman, yeni ay öncesi. 17 Eylül'de Perşembe günü öğlen 14'te 25 derece Başak burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay yeni olasılıklar demek yeni başlangıçlar demek. Ve üstelik bu yeni ay burcunuzdaki, oğlak burcundaki Satürn'le Plüto'yla da güzel bir üçgen açı yapıyor. Hafta boyunca aslında Güneş, Satürn, Güneş, Plüto üçgenin etkisini hissedeceğiz. Yani aslında hayatınızda istikrar arıyorsunuz artık. Ee, ve vereceğiniz kararlar, bu yeni ayın hayatınıza katacağı konular ve kavramlar gerçekten uzun vadeli konular. Ee, güvenmek istiyorsunuz, güvenli adımlar atmak istiyorsunuz. Ee, akademik alanlarda eğitim hayatınızla ilgili ve sonrasında kariyerinizi de şekillendirecek adımlar atmak için güzel bir yeni ay. Ee, bununla ilgili gelişmeler olabilir. Yer değişimleri mesela hani yurt dışında artık başka bir şehirde başka bir ülkede hayatınıza devam etmek istiyorsunuz. Bununla ilgili yer değişiklikleri yapmak için hayatınızda kalıcı değişimler yapmak için bu yeni ay size yeni açılımlar getirebilir. Hayata bakışınızda, düşüncelerinizde, bazı kararlarınızda çok güçlü bazı değişimlerin olması da mümkün. Hayatınızı iyileştirmek adına belki bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirip radikal bir şekilde değiştireceksiniz. Yeni kararlar, yeni felsefeler, yeni inançlar bu yeni ay döngüsüyle beraber hayatımıza girebilir. Seyahatlerin olması mümkün yeni ayda. İş için, eğitim için olabilir veya keyif için. Gezilerin, seyahatlerin olması mümkün görünüyor. Yakınlarınızdaki kişiler, akrabalar, sizin ya da yakınlarınız veya eşinizin yakınları, ailesi. Onlarla bağlantılı bazı konular devrede olabilir. Bu hukuksal bir konu olabilir. Veya tamamen hani ilişki dinamiklerinizle ilgili konular olabilir. Ve bu konularda sizin kişisel olarak bazı sorumluluklarınız olabilir ve bazı belki yönetmeniz gereken, bir şekilde otoritenizi koymanız gereken konular olabilir. Ve bunları da gayet sağlıklı bir şekilde yapabileceğiniz, altından kalkabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Aslan burcundaki Venüs'ün bu hafta Boğa burcundaki Uranüs'le dik açısı etkileşiyor. Finansal konularda çok risk almamaya çalışın. Bazı böyle hızlı durumlar olabilir. Yani beklenmedik gelişmeler olabilir. Yatırımlarınızla ilgili olabilir. Hani harcamalarla ilgili olabilir veya borçlarla ilgili olabilir. Venüs Uranüs zaman zaman sizi heyecanlandıracak. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir sürpriz getirecek bir enerji. Hafta genelinde bu mümkün. Daha sakin davranmakta her ne yapacaksak eylemsel olarak özellikle uzun vadeli düşünmekte, hareket etmekte fayda var sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.